Euz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselatu vesselam ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ala Resulina Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Evamir-i Tekviniye. Neyi bitirmiş olduk sırayla? Bunu takip edenler için söylüyorum. Nizam, intizam, malumiyet, meşrudiyet, taayyun. Ondan sonra Evamir-i Tekviniye. Neyin nesidir bu? İlk önce onu şey yapalım. Ki ona göre gözlük takalım. Lemalar 336'da buna niye çıktık? Yani bu yola niye geldik? O çok önemli. Ne arıyorsun? Kimden ne arıyorsun? Yani külliyatı bir anlamanın bir yolu da şudur. Soru sormak. Külliyata soru sormak. Bir yolu o. Şimdi biz Evamir-i Tekvine ile ne işimiz var? Şu. Bak, lemalar. Hayat, imani bil kadere, kader hükmüne bakıyor. Hayat, imani bil kader hükmüne bakıyor. Remzen ispat eder. Yani kaderle hayat ne alakası var? Kaderle hayat ne alakası var? Bir de okuyorum. Hayat, imani bil kader rüknüne bakıyor, remzen ispat eder. Devam ediyor. Niye? Ne alakası var diyor. Kitaba sorduk. Yani kaderle hayat ne alakası var? Hayat olmayan. Hayat olmayan taşın kaderi yok mu? Ama bizim gibi de, onun hepsi yok. Ama kaderi var yani. Kaderi var. Çünkü madem hayat alem-i şehadetin ziyasıdır, istila ediyor. Bu akşam işledik o. Ziya sakın nur, ışık demeyin. Nur da var içinde. Madem hayat alem-i şehadetin ziyasıdır, istila ediyor ve vücudun neticesi ve gayesidir. Ve Halik-i Kainat'ın en cami aynesidir. Ve faaliyet-i Rabbani'nin en mükemmel, en müzici ve filistesidir. Faaliyet-i Rabbani'nin en mükemmel, filistesi ve en müzici. Temsilde hata olmasın, bir nevi programı hükmündedir. Allah'ın dışında yaratılan her şeyin programı hayatta, hayatın içeriğinde. Şimdi hayatı deleceğiz. İçine bakacağız. Neymiş bu? Elbette alemi gayb, yani mazi ve müstakbel, yani geçmiş ve gelecek mahlukatın, yani bugün işledik o, yani mazi ve müstakbel, alemi gayb de aynı. Aynı olduğunu da gösterdik bugün şeyde, şeritte. Aslında istikbale gider gibi gözükürken mazimize gidiyoruz. Maziye gidiyorsun. Şimdi istikbalden kesiyor mu? Yok ki tabii ki. Üstad bir tabir kullanıyor. İstikbalden gelip zaman hale uğrayıp maziye akan. Evet. Bu senin söylediğin biraz sanki şey oluyor. Bunun bu tarafın bakışı. Bak evet. Nasıl? Üç zaman var. Tamam. Kitab-ı Mübin hazır zamana bakıyor. İmam-ı Mübin mazi ve müstakbele bakıyor. Yani mazi ve müstakbele. Şimdi biz beraber bir gidelim şöyle. Biz yapıyor muyuz işleri? Yapıyoruz. Bir yere doğru gidiyoruz. Şu anda durduğuma hal mı diyoruz? Evet. Geçmiş yaptıklarıma ne diyoruz? Geçmiş. Mazi. Yapmadıklarıma istikbal. Şimdi ustad diyor ki zaman diyor haddi müstakimin içine gitmiyor böyle. Böyle gitmiyor. Bir doğrultu değil. Neye benzetiyor usta? Çok güzel bir şeye benzetiyor. Diyor ki tarihçi 94'te küre-i arzın güneş etrafındaki dönüşüne benzetiyor. Daire var. Tarihçi 94'te diyor. Hutbe-i Şam'ın 37'de geçiyor. Şimdi biz gidiyoruz. Kur'an'ın lisanıyla ifadesiyle amellerimize gidiyoruz.
göreceğiz diyor ya, amellerinizi göreceksiniz. Yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Burada yaptık, oraya tekrar hakikatine gidiyoruz. Ona gidiyoruz. Yani yaptığımı göreceğim. İhlaslı mı yaptım, Allah için mi yaptım? Ona gitmiyor muyuz? Herkes kendisini burada inşa etmiyor mu çekirdek? Orada bina olmayacak mıyız? O zaman ben istikbale doğru gidiyorum namı altında aslında yaptım amellerime gidiyorum. Amellerime gidiyor. E şimdi o zaman ne oluyor? Peki mazi ile istikbal aynı mı? Değil. Aynı hakikat, keyfiyetleri farklı. Hem mazi hem müstakbel olmuyor mu o zaman? Yani mazi ve müstakbel aynı hakikat, aynı şey değil. Yani şunu demek istiyoruz. Mazi bırakılmış da biz gidiyoruz der gidiyoruz. Öyle bir şey değil. Ustad da diyor ki Kader Risalesi'nde ezel ve ebed işte ma ezel diyor. İşte bir ona bir nokta bir kaynak tahayyül edip de işte ileriye doğru akan bir şey. Öyle değildir diyor. Ezel ve ebedi bir tutan bir aynadır diyor. İkisi bir. Ya ona da yuvarlak bir misal veriyor. Hani böyle mesela yuvarlak ayna olsa nereye tutar? Önümü tutar. Kaldırırsam üçünü de tutar yani. Burayı da burayı da burayı. O zaman ezel ve ebed, mazi ve müstakbel bir şeyin ucuyla öteki ucu değil. Öyle değil yani. Bizim anlayabileceğimiz bir deyim olmuş yani. Deyim oldu, kavram oldu. Kavram oldu. Ama içini doldurmaya çalışıyoruz bu derste. Mesela o şeyde de diyor abi, işaret edeceğiz 12. sayfada şeyde diyor ki bir de makas getirir misin bir de? Makas ve bant var orada. Bunu al sana. Ben seni dinliyorum. Mazi, al. Mazi derelerinden diyor, silsile beni Adem diyor, mazi derelerinden silsile silsile. Geldi diyor, geldi mazi diyor. Derelerinden gelip geldi. Hale uğrayıp İstikbali yüksek dağlarına. İstikbali yüksek dağlarına. Gidiyor diyor. Gidiyor. Mesela aynı şey felsefe tutmuş geliyor, işte nübüvvet almış gidiyor. Gidiyor. Mesela tamam mı? İstikbal dağlarına diyor mesela. Tabi mesela başka ustadın kullandığı kavram şeyleri. 26. lemada diyor ki bu diyor Van Kalesi'nin Rus istilasının harabiyetini diyor gözümle değil kulağımla görüyordum. Kulağımla değil gözümle işitiyordum. Yani gözle işitilir mi? Kulakla görülür mü? Görülüyormuş. Dolayısıyla mazi ve istikbal alemi gayb mıdır? Alemi gayb'tir. Alemi gayb da ikisi aynı şeydedir, hakikattir. Yani biz bir kere tahsiye etmemiz gerekiyor mazi ve müstakbel kavramlarını. Böyle biz mazi yaptık, tıkır tıkır koşuyoruz, 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 koşuyoruz. İstikbale doğmuyor. Onlar ne? Oo, ondan uzaklaşıyoruz biz. Ne kadar istikbale giderse maziden o kadar uzaklaşıyoruz. Öyle değil mi? Ama öyle değil. Ne kadar istikbale giderken o kadar maziye yakın oluyorsun. Ömür bitiyor zamanla. Yani buradan da oradan başlatıyor, buradan götürüyor, maziye getiriyor. Burasından geçilerek maziye götürüyor. Evet. Kardeşim bak. Buradan geçmesin maziye gidemiyorsun o zaman. Dur tut. Sana bir sorabilir miyim? Sor. Yani istikbalde maziye gitmek çekirdeğin ağaç olması halim oluyor. Kaldı maziye gidiyorsun ya, çekirdek yapıştır. Çekirdek ne oluyor? İstikbal diyelim. Maziye gidiyorsun, ağaç oluyor. Arkasına geliyorsun, ağaç oldu. Kardeşim bana böyle yapınca sen dur dur. Aslında o mazi ve istikbal izahlı bir şey değil mi? Sana göre istikbal olan bana göre mazi oluyor yani. Bak. Hulusi abi de öyle diyor. Mazi, istikbal İtibaridir diyor. Değil mi? İtibaridir, itibar. Onu göstereceğiz. Bak şimdi. Tamam. Al. Arkadaşlar bu dairenin büyüklüğü, küçüklüğü ömüre bağlı.
herkesi. Ben onu diyecektim, yaşa bağlı, 50, 100. Ya, mesela bu ne kadar büyük, küçük. Mesela Basim'in yaşı şudur, ver bir makasını. Makas ver. Bak, adamın yaşı şu. Daire içinde daire, boyut içinde boyutu da ispat etmiş olalım şunu. Zaman içinde zaman çiziyorum şu anda. Doğru dürüst yapıştırmadın ki. Bak şimdi. Adamın ömrü bu kadar. 60 sene, 120 sene veya bunun büyüklüğüdür. Bunun içinde başka bir insanın olması, başkalarının yaşamasını yapayım. Bu aynı yerde başkalar nasıl da yaşıyor? Onun ilk önce bir uzun ömrünü yapayım. Aynı şey. Kaç kişi karşılaştınız? O kadar kişiyle... Ha, o kadar böleceğiz. Yani o kaç kişi ama aynı yerde nasıl yaşanıyor onu göreceğiz bak işte. Adamı 120 sene. Hile yapıyorsun, değil mi? Okus pokus yok. Şimdi 120 sene içinde, 120 sene veya 60 sene yaşayan bir adam düşünün. Veya 120 sene bunun içinde başka bir adam da yaşasın aynı yerde. Aynı yerde yapayım. Bak bunu bir şey sökülecek, bunu yapıştır bakayım bir mantarıyla. Bak, 120 sene, hiçbir şey yok. Bak şimdi bunun içinde bu adam aynı yerde, aynı adam nefes alacak. Fakat birbirinden farklı. Zaman içinde zaman şöyle oluyor arkadaşlar. Göreceksin ki uzadı gibi gözükecek değil mi? Dikkatli kestim şimdi öldüreceğim. Çok ilginç bir şey yani ama bu ilmi bir şey böyle. Rastgele adı Hasan'ın bu duruşu falan değil bunlar. O şey yapmak böyle kıvrık bağlaman o mu? Tabii yani o hayatın şeyi düz akmadığını gösteriyor. Tamam. Bak şimdi ne olacak birbirine? Başta düz yuvarlak bağlasaydım böyle olmayacak. Görüyor musun? Bak 120 gün 60 senelik adam girmiş. Şimdi tekrar bunu bölsen bunun içinde bir halka. Bunun içinde bir içinde bunlar. Ama bak, aynı diyorsun öyle mi? Aynı yerde. Bunlar hep bir ömür. Bu bir adam. Bu bir adam. Bunu böl, bunun içinde gene ufak gelir. Bunu böl iki kat olacaksın mesela. Aynı yerde bunlar. Yani dalga boyutu, dalga boyut farkı. Bir an seyyali. Aynı yer. Kafidir. O yani öyle mi? O aynı. Bir an seyyali, aynı yerde nihayetsiz insan var. Şurada mesela Nuh tufanında olan insanlar da var şu anda. Bundan sonra olacak insanlar da var. Her şey de var. Nasıl her şey var? Ustad, o bir şey okusak bir yerde diyecekler ki, biliyor musun? Umumi aşak giderse desek, kafir derler yani, tamam mı? Allah her yerde değil mi? Allah'ı böyle biliyoruz, değil mi? Tabii. İlmiyle, kudretiyle her yerde. Başka kimse olabilir mi her yerde? Olamaz. Bir insan, haşa, Tanrı olabilir mi ki bir anda her yerde olsun? Ustad ne diyor? 641 Mesnevi'nin. Bize hitap ediyor ki, zira Cenab-ı Hak Celle Celaluhu nasıl ki senin yanında hazırdır. Öyle değil mi? Allah hazır. Oradan bakıyor. Ne istiyorsun? Aynı zamanda bütün her şeyin de yanındadır. Tamam? Evet. Sorun yani. Öyleyse sen
kendi cihetinden onun yanında olman için. Allah canibinden böyle. Allah her şeyin yanında ve hazır nazır. O canib. Şimdi ben de onun yanında olmak istiyorum. Şuhud. Görmemi istiyorum. Görmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Ancak her şeyin yanında olabildiğin vakit sen, her şeyin yanında olabildiğin vakit, aç parantez ne demek? Yani öyle bir makam-ı külliyete çıkabildiğin zaman onun yanında olabilirsin. Sen, peki bir insan bütün varlığın her yerin yanında olabilir mi? Olamaz. Olabilirsen diyor, Allah da şuhut olur diyor. Allah'ı da görmüş olursun. Nerededir? Şurada. Bütün ağaçta sen ne dalda budakta uğraşacaksın, yaprakta, çiçekte? Git çekirdeğine, hepsinin yanındasın. Geç abu çekirdeğe, ağacın her yerinde, kainatın her yerindesin. Programındasın. Bu kainatın çekirdeğine girdin. Neresindesin? Kainatın her yerindeyim. Çekirdek mecul alemi mi oluyorsun abi? Evet, kainatın yani çekirdeği. Anladık mı burayı? Nasıl gireceksin çekirdeğe? Ha, çekirdeğe nasıl gireceksin? Geylani için girdi diyor mu? Diyor. Ne diyor? Diyor ki, veraseti Ali Beyt-i Mümesili noktasına, veraset-i Ahmediye cihetiyle hakikat-ı Muhammediye'de kendini gördüğü için diyor. Ondan sonra şeyden geçmiş diyor. Nereden geçmiş diyor? Tamamen varlıktan, beşerit yok. Varlıktan mı çıktı? 149. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın zatına müşerref oldu. Hem de Cenab-ı Hakk'ın rüyetine. Burada dedi ki, sen Allah görmek mi istiyorsun? Allah her yerde mi? Mutlak ve muhit mi? Sen de her şeyin yanında olabilecek makama çıkarsan Allah'ı göreceksin. Her şeyin görebilecek makam ne demek? 149'da şöyle diyor. Okuduk ama bu noktada bak. Zat-ı Ahmedi aleyhissalatü vesselamın verasetiyle, Muhammed'in veraseti olmaz çekirdek noktasını. Ulema-i ümmeti kendiye beni İsrail, benim ulemam ben İsrail peygamberleri gibidir. Benim varislerimdir diyor. Tamam. O zaman nedir? Veraset-i Ahmediye Zat-ı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın verasetiyle. İki. Hakikat-ı Muhammediyesinde Aleyhisselatü Vesselam. Ali Beyt'in mümessili noktasında ikisi var. Ali Beyt'in mümessili noktasındaki şahsiyeti var. Sebaba. Veraset-i Ahmediye aleyhissalatü vesselamın verasetiyle Ahmet'in hakikat-ı Muhammediyesinde aleyhissalatü vesselam kendini gördüğü gibi fena-i mutlak ile, bunu demek istiyorum, fena-i mutlak budur. Hiçbir belirleniş yoktur. Hiçbir, yani belirleniş derken hiçbir efsaf yok. Kürs yok sende. Arş yok. Levh-i Mahfuz yok yani. Çekirdek ya, ağacın çekirdeği nasıldır? Ağacın çekirdeği nasıldır? Hiçbir şey. Hiç. İlmi program. İlmi bir program. Yani vücudu ilmi ustadın tabiriyle. Renk yok. Koku yok. Tat yok. Ağaç yok. Yaprak yok. Renk yok. Yok. Yok da yok. Vücudu haricisi yok. Değil mi? Yani vücut haricisi yok. Vücut ilmisi var. O zaman bu çekirdek ağaca nasılsa Nur-u Muhammed'i de ene de varlığa öyledir. Şimdi adam yaprakta. Yaprak dala geçti. Ondan sonra gövdeye geçti, köke gitti. Çekirdeğe girdi. Çekirdeğe girdikten sonra çekirdekte dese ki yaprak benim, çiçek benim, koku benim, tat benim, gövde benim. Her şey, evet her şey benim. Doğru değil mi? Ne dedi bak, dedi ki, tamam. Fena-i mutlak ile Cenab-ı Hakk'ın tecelli zatisine mazareti noktasında.
tecelli zatisine mazhar olmuş. Ne yapmış o? Kasidesini, o sözleri söylemiş, buraya gelmiş. Onun gibi olmayan, mecula gelmeyen, fenay mutlaka mazhar olmayan ve o makama yetişemeyen o sözleri söylemez, söylemez, söylese mesuldür. Peki bu insan bugün dedi ya işte, sen sormuştun. Miracın bize şeyi var ya, en büyük miracın bize kârı. Tamamdır, miraç okuyoruz kardeşim. Benim ne kârım var? Bir, Muhammed aleyhissalatü vesselam gitmedi. Hepimizi götürdü. Ben de vardım orada. Miraç'tan, Miracı Muhammed'i de hepimiz vardık. Bu birinci kâr değil mi? Sen hakikat cihetine gitmişsin. Öyle muamele göreceksin. Kafirler de mi abi? Tabii gitmiş. Gitmiş. Hepsini taşımış. Onun yanında diyor, emanet vardı diyor. Sonra kâr. Rüyetullah'a mazar olmuş. Bize de diyor ki, ben de oradaydım zaten. Hep o göz bakarken, bütün gözdü aslında. Müjde size, Cenab-ı Hakk'ı görmek mümkün. Tamam. Şu benim gözüme şey yapacak ya. Onu nasıl yapacağız? Yer değiştirirsek olabilir abi. Şu tarafa yansır. Kanepeyle sizi. Bir nesibi A, bir risalet A. Bunu ulemalar da anlatıyor. Şimdi nesibi A malum. Risalet A'lı ise, risalet, davasını yüklenmek. Davası zaten bizde var, ruhumuzda. Onun şuurunda olur. Mesela bir tanesi dedi ki aşağıdaki derste, abi Miraç'ta Allah Resulü giderken hepimizi de götürdüğüne göre, yani burada benim hissem ne? Bu şeye iman edersen, sıdıkiyetin olursa, o hakikatin şuuruna, izanına tasdikin olursa, o nispette seviyen olur. Kârımız neydi? Onu tekrarlayalım. Bir, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bizi de götürdü Miraç'a. Biz de oradaydık. İki, şuhut hakikatını bize hediye getirdi. Allah ile görüştü. Bize de dedi ki o yolu açık dedi. Ondan sonra sizin fıtratınızda diyor, beka duygusu var, cennet, cehennem arzusu var. Yok mu? Var. Ben oraya girdim diyor. Ondan sonra sen, diyelim dünyada hiçbir insan yok. Sen teksin. İnsan olduğunu bilebilir miydin? Bilemezsin arkadaş. Dünyada insan yok, bir tek sen kim olduğunu zaten bilemezsin. Ne olduğunu da bilemezsin. Acıkınca karnın ağrır, uykun gelince yatarsın. Böyle bir hayvanlık mertebesinden bu makama çıkartıyor seni. Bu ses yapıyor. Miraç mı? Miraç. Ha şimdi bu evamir-i tekmineye geliyoruz, tamam mı? Şimdi evamir-i tekmineye gelmeden, evamili tekviniye niçin geldik diye dersin başında oydu. Lemalardan okuyorduk. Diyordu ki, mazi ve mustakbel, geçmiş ve gelecek mahlukatın hayat-ı manevi hükmünde. Hayat-ı maddiye var, bir de hayat-ı maneviye var. Hayat-ı maddiye var, bir de hayat-ı maneviye. Hayat-ı maneviye altıdır. Altı. Bir, nizam, iltizam, malumiyet, meşhudiyet, taayyun, evamiri tekbini. Bu altı tane sıfatı. Nizamı koy tencereye. İntizamı koy tencereye. Malumiyeti koy tencereye. Altı taneyi koy, karıştır. Karıştır. Ne çıkar? Hayat-ı maneviye. Şimdi biz şimdiye kadar nizamı okuduk. İntizamı okuduk. Malumiyeti, meşhudiyeti, taayyunu, bugün evamir-i tekvini. Evamir-i tekvini burada göstermeyeyim. Buraya hiç gelmemişim. Evamir-i tekvini. Ha bak. Şuradaki evamir-i tekvini görüyor musun? Evamir-i tekvini nedir? Bir üstüne çık. Bir üstüne çıkar mısın? Nereden geliyor? Arkadaşlar dur. Şu inşallah kader projesi tabii. Bu bir senelik çalışma projesi bu. Kader ezeli. Kader nedir diye merak etmiştim de bu karşıma çıktı bu araştırmalarda. Kadere bir baktım ki şefkat ediyor, adalet ediyor, rızık veriyor,
çakıyor adamı, hapise götürüyor, rızkını kesiyor, bir adalet ediyor, zulüm içinde şey yapıyor. Ondan sonra ben 33 tane vasfını gördüm, şöyle yapıyor böyle. Ondan sonra dedim ki ben buna, arkadaş sen kimsin ya? Rızkımı kesiyorsun, şefkati çakıyorsun, hapise atıyorsun, çıkartıyorsun beni. Aynı zulüm içinde sen adalet ediyorsun, şefkat ediyorsun, merhamet ediyorsun, sen kimsin ya? Ben seni biliyordum ki bir kitapsın. Kader bir lef-i mahfuz diye bir defter biliyordum ben seni. Oysa işin başındasın sen. Çakıyorsun, tokatlıyorsun. Hani öyle kaydedilmiş bir defter değilsin. Hem de senin de aynı zamanda defterin de varmış. Kaderin defteri diyor. İmamın bile. O zaman sen kimsin? Ha, ben kimim mi? Bunu sorduğuna göre beni dinle o zaman dedi. Neyse bu kader ile şey. İn aşağı bak. Evamiri tekbirine giriyor musunuz yukarıda? Bak yukarıda evamiri tekbiri esas o. O aşağıdaki emri tekbini. Evamiri tekbini biraz da çık yukarı. Aha hop dur. Evamiri tekbini işliyoruz ve ondan sonra bu altıncısını okuyoruz. Evamiri tekbini, evamiri tekbiniyeden sonra ihtiyar okuyacağız. Hazır, bitmiş. İhtiyardan sonra irade, o da bitmiş. Kader, kader de bitmiş. Şimdi evamiri tekbini. Defterden. Şimdi bunu aşağıya, o evamiri tekbini yerini gördünüz mü? Bak orası. Şimdi ondan konuşuruz. O nedir? Kimdir bu? Nerede olur? Nasıl hayatın her safhasında, çekirdekte insanda gözükür diye. Evamiri tekbini hakkında bayağı toplama var. Fakat biz bunu toplamadan, yapılanlardan 4-5 sayfa olarak kulasalandık. Tek tek okuyacağız. Okuyorum. Lugat manaları evamir, emirler, emredilenler, vazifeler. Emr. İş buyurma, buyurulan şey, madde, husus, hadis. Sonra da evamiri tekbine, tekbine ait emirler. Yani kainata, kainata ait emirler yani. Allah nasıl bu kainata emri, emrin kendisi nedir? Böyle ar, yürü, dur, kalk, ol gibi değil bu. Nasıl bu? İşte emrin kendisi. Allah'ın emri nasıl bir emir işte? Emri konuşacağız. Tekvini emir. Emir. Ben de diyorum oğlum kalk, yavrum su ver, bilmem ne yap. Bu da bir emir. Ama bir de bedensel şey yapıyorum, bir de yazı var. Bir de vesel vesel şekilde emirler var. Bu kainata her tarafına dal budak salmış. Onun dışında hiçbir şey yok, böyle bir ceyran gibi düşünün. Her tarafı kuşatmış bir emir. Düzlem yani. Nedir? Emri tekbini, yaratılışa ait ilahi kanun ve nizam, fıtri kanunlar ve adet olan tazaman et demirler. Şimdi sözler 561'de saltanata unvan olarak geçiyor. Hilafete nam, hakimiyete haysiyet olarak geçiyor. Bunu nasıl bulduğunu diyebilmeniz için istersen bir tane örnek vereyim. Külliyatta ben kalem hiç dokunmadan nasıl çıktığını bunu bir tane göstereyim size de. Hem akşamınız şey olur. Sayfayı şey açar mısın Sait? Bu defterin sayfanın sayfa 87. Bak, dur orada. 561'i görüyor musunuz? Aynı külliyatta şöyle geçiyor, okuyorum. Saltanat-ı uzma unvanı ile ve hilafet-i kübra namı ile ve hakimiyet-i amme haysiyeti ile ve evamirini etrafa neşir ve teşhir maksadıyla. Görüyor musun? Hiçbir şey yapmadım. Yalnız alt alta dizdim. Saltanata ünvan demiş. Görüyor musun saltanatın karşısına? Tamam. Hilafette nam demiş. Hakimiyete haysiyet demiş. Nasıl çıkıyor? Ustad da sıralamış. Yani. Ustad söylüyor. Ustad da değil. Ustad sıraladı için bir sıralamak. Şimdi bak. Saltanatı ne yazıyor görüyor musun? Saltanatı uzma unvanı ile. Saltanatta unvan kullanılmış.
Hasta gibi okumayın diyor. Hilafet-i Kübra'da hilafette nam kullanmış, hakimiyette haysiyet kullanmış. Sanki hepsi aynı gibi görünüyor yani. Gibi. Hiç alakası yok tabii. Yok. Geleceğiz tabii aşağı doğru. Mesela aşağısını müinsiz rububiyetine bak bir aşağıyı nasıl çıkıyor? Nasıl şey değil. Yani küllak şey değil. Bak. Müinsiz rububiyetine, şeriksiz uluhiyetine, vezirsiz saltanatına karşı arz-ı ubudiyet ve istihane etmek. Ne çıktı şimdi? Muinsiz, rububiyetine muinsiz, uluhiyetine şeriksiz, saltanatına vezirsiz. Bu da arz-ı ubudiyetimizi oluşturuyor. İstihane, yardım istemek, bu halleri hissetmek. Yani Cenab-ı Hakk'a şerik koşmayacaksın, vezir koşmayacaksın, muinsiz, perdesiz bir halet-i ruhiyedir. O arz-ı ubudiyet, o da yardım, yardımın içeriği. Mesela ötekisine inelim, bir aşağıya in, hem de nasıl okunuyor diye göresin, tam orada dur. Bak, Rabb-i Azimini tesbih edip, hem zevalsiz cemali zatına, tagayyursuz sıfat-ı kudsisine, tebeddülsüz kemal-i sermediyetine karşı secde edip hayret ve muafiyet içinde terk-i masiva ile muhabbet ve ubudiyetini ilan edip, 9. söz okumuyor musunuz siz? Bunu ona anlatıyor şimdi. Tek tek bak şaşıracaksın şimdi. O zaman ne oldu şimdi sevgili arkadaşlar? Bak. Nihayetsiz kibriyasına ne oldu? Nihayetsiz kibriyasının rububi hadsiz kudretine ve acizsiz izzetine karşı rüküymüş bu. Rükü nedir anlatsalar? Geç istersen şeye. 114'e. Arkadaşlar, arz-ı ubudiyet, Cenab-ı Hakk'ın rububiyetine, uluhiyetine, saltanatına karşı muizi, şeriksiz ve sizsiz muhatap olmak, bu arz-ı ubudiyetmiş. Şimdi rükû ne demek? Rükû. Rükû hem de şimdi evamül tekbir neredeymiş bak. 114. sayfa iş yapıyoruz. Sayın. 114 müdür? Evet. Bak. Nihayetsiz kibriyasına, hadsiz kudretine, acizsiz izzetine karşı insan rüküye gidip bütün kainatla beraber zaaf ve acizini, fark ve zilletini izhar etmekmiş bu. Bunun adı rükû. Rükû yapıyoruz ya, bunu yapıyormuşuz. Bak bir daha okuyorum. Rükû, Allah'ın nihayetsiz kibriyasına, Allah'ın hadsiz kudretine, Allah'ın acizsiz izzetine karşı eğiliyormuşuz. Peki onu bilmeyerek eğildiğimiz zaman bu anlamda. Ustad diyor ki çekirdekten, hurma çekirdeğinden meyvesine kadar ne kadar meratip var? Ne kadar mertebe müşteri bilmemek, şu anda bilmek için okuyoruz. Elbette ki bu saatte bunu dinleyen adamla bilmeyen, yatan adam herhaldeki namaz eşit olmayacak. Siz de makul karşılayacaksınız. İşte öğrenmeye gayret edenle öğrenmeyen, bir Kur'an'da ifadesiyle hiç bilenle bilmeyen eşit olur mu? Adam bu dünyaya bilmemek için gelmemiş, özürü yok. Ben bilmiyordum namaz kılmayı diye böyle bir özürü yok. Secdeyi anlatıyorum şimdi, secde. Rabbi azimini tesbih etmek. Bunu şeyle, evamiri tekviniyle daha sonra bağlayacak mısın bunu? Evet. Tamam. Secdeyi okuyorum Zübeyir abi. Rabbi azimini tesbih etmek, zevasız cemali zatına, tagayyursuz sıfat-ı kudsisine, tebeddülsüz kemali sermediyetine karşı secde edip hayret ve muhabbet içinde terk-i muhasiva ile muhabbet ve ubudiyeti ilan etmekmiş. Yani 2-4 tane sıfat arkadaşlar secde etmek. Rabbi azimini tesbih etmek, zevalsız cemali zatına, tagayyursuz sıfat-ı kudsisine, tebeddüsü kemal-i sermediyetine karşı mukabele ediliyor.
secde. Teşehhüt okuyorum. Hem bütün fanilere bedel bir cemal-i baki. Berahim-i sermedi, yok. Bir rahim-i sermedi bulup Subhane Rabbiyel Ala demekle zevalden münezzeh, kusurdan müberrar Rabbi Alasını takdis etmekmiş. Dört tane sıfatın insana bir araya cem olmasının bedensel haliymiş teşebbüt. Yani bedensel ifade ediyoruz bunu. Yani insan aleminde, bu çok önemli, insan aleminde risaletinin ifadesiymiş. Ne? Namazın şeklini al. Namaz neymiş? İnsan aleminde risaletin ifadesidir. Alem-i şehadette hayat-ı tekbinesiymiş. Simgesel olarak mağrib namazıymış. Mağrib namazını anlatıyor. Mağrib namazı simgesel olarak mağrib namazı insan aleminde risaletin tahakkuku, ifadesi, alem-i şehadetteki hayat-ı tekbiniye ve mağrib namazını, simgesel namaz. Şimdi ne demek diye ona geçeceğim şimdi buraya. Yani bu evamir-i tekbiniye ile ne alakası var? Latif, nazik bir vazifeymiş. Mağrib namazı. Mağrib namazını okuyorum. Geç o şeye aşağı 115'e. Bak mağrib namazına bakın arkadaşlar. Mağrib görüyor musun sağda? Ha onu. Ha onu görüyor musun? O ipini. Bak mağrib namazı neymiş? Bak. Çok acayip. Mağrib ne demek? Akşam. Latif ve nazif bir vazifeymiş. Aziz, leziz bir hizmetmiş. Hoş ve güzel bir ubudiyetmiş. Ciddi bir hakikatmış. Fani misafirhanede bakiyane Allah ile sohbetmiş. Daimane bir saadet olduğunu. Mağrib namazı buymuş. Hulasası tabii. Simgesel olarak arkadaşlar bunu tabii duymasınlar da bizi kafir diye kafamızı kıparlar. Arkadaşlar bu namazı ikame etmektir. Bu namaz, namazın anahtarıdır. Mesela bir kapı düşünün, bir de kilit, bir de anahtar var. Bu namaz, kilit olan var mı? Ver bir kilit. Anahtar mı? Anahtar ama burada var, ver. Hangisiydi? Bak, şu anahtarda düz var, iniş var, çıkış var, düz var, çıkış, bir sürü şey var. Tamam, bunu gördünüz. Al şimdi ben bunu yapacağım. Aynı anahtarı yapıyorum. Düz. Aşağıdaki düz. Şöyle. Bunlar hepsi çekildi bakın. Hepsi böyle şekil bak. Anahtar. Bu bir anahtardır. Bu anahtarın şeklidir. Namaz bu değil. Namazın sembolik ifadesidir. Namazın işte buradan içerisinin tamamıdır. Bu giriş kapısı. Namaz bu değil ya. Hareketler anahtar. Anahtar. Ustad diyor ki yatsı namazında ben diyor şeye girdim diyor. Yatsı namazı vaktinde demiyor. Yatsı namazında o aleme girdim diyor. Hatırladınız mı? Bu ışık var. Lemalarda bak okuyayım size. Hazreti Ali'nin namazı girişini anlatacağım şimdi. Bak 28. lemada diyor. Onun gibi çok yer var da numune için gösteriyorum. Dikkatinizi çeksin diye söylüyorum. Bak sayfa 271. Gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Gece ışığın olmadığı değil. Allah geceyi ayrı yaratıyor, vücud haricisi var, gündüz ayrı yaratıyor. Ölüm hayatın olmadığı değil. Ölüm ayrı bir şey varlıktır. Hayat ayrı bir varlıktır. O da yaratılmış, o da yaratılmış. Ama insan beşer ifade edemediğinden başkasına nispet ederek ifade etmiş.
Karanlık demiş işin yokluğu. Soğuk neymiş? Sıcağın yokluğu. Değil. Ayrıyeten yaratmış. Ustad bak diyor ki, gördüm ki gece alemi dünyanın yeni açılmış bir menzili gibidir. Yatsı namazında o aleme girdin. Yatsı namazında. Namaz vakti demiyor. Bak şimdi. O zaman bu namaz nedir? Hazreti Ali namazını yapar. Bak namaz mıdır şimdi? Narkoz mudur? Batmış mı şey demir? Çıkartabildiler mi? Sen, hayır. Ben diyor şimdi diyor namaza giriyorum siz çıkartın. Namazda giriyorum. Namazda giriyorum. Peki biz bunu tıpta neyle oluyor ancak? Narkoz. Öyle değil mi? Uyuşacaksın, yatacaksın, ameliyat olacaksın. Hazreti Ali ve sahabe yalan mı söylüyor? Bir selam veriyor tövbe estağfurullah deyip çıkarttınız mı diyor. Bu nedir peki? Anahtar gibi arkadaş. Bu hareket, hareket. İsraf olmayacak bu hareketlerin benim. Bunlar hepsi. Yoksa bu değil. Bütün bunları böyle hepsinin toplamı o bir alemin kapısının anahtarıdır. Buna namazı ikame etmek denilir. O girdik. Ne? İçeriye girdik. Bu kapıda girdik bu. Sonu neresi? Nur-u Muhammed'i. Tamamı Miraç. Namaz Miraç'tır. 16. sözde şey diyor abi, makamdan makama, hayalen, manen, fikren, tasavvuren, Allahu Ekber deyip makamdan makama çıkmaktır diyor. Şimdi her harekette bir Allahu Ekber oluyor. Her bir hareketi. Mesela, onunla bir alakası var mı bunun? Kalk kendisi kardeş, kalk kendisi. Her bir Allahu Ekber tekrar değil, tekrar değildir. Başka bir hakika içeriğinin oradaki ifadesidir. Mesela, Subhanallah, Subhanallah, Elhamdülillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber tekrar değildir. Mesela bir Subhanallah yani. Her bir alemin simgesel ifadesidir. Mesela dağlara bakmış, bu kadar fevkalade bir mucize. Dağlar bir tefekkür ediyor, onun insan aleminde bulduğu karşılıkla dışarıya ifade ediliyor. Subhanallah! Bitkiler alemine bir giriyor, tefekkür ediyor, malzeme dolduruyor ruhunda. O aleme karşı bir mukabelede bulunuyor. Subhanallah! Evet, tekrardır ama hangi şeyin dışına vuruşudur? Hani geniş, geniş, geniş. Hani taş attın göle de, ustadın misali. Geniş, hem aynı. Ama ifade ettiği aynı mıdır? Geniş, geniş, gel, gel, gel. Tuğlayı aynı şeyi tekrar ediyorsun. Merdiveni aynı şeyi tekrar ayağını aynı tekrar ediyorsun. Yürüyorsun ama nereye gidiyorsun? Aynı şeyi tekrar gibi. Bıkmıyor musunuz aynı şeyi tekrar ayağınızı? Bakın arkadaşlar, namaz bu öteki ucu Allah'tır. Bu ucu namazın simgesel semboldür. İkisini birbirine bağlayan tamamen şeceri hilkattır. O alemine giriş şeyidir. Tamamen. Namaz oranın giriş kapısının anahtarıdır. Namazın hakikati değildir bu. Demek ki şarkı adil erkene uymamak o şifreleri bozuyor. Kesinlikle her bir menduk, her bir müstahap, o alemlerde bir hakikati var. Her bir mekruh. Mesela takkesiz namaz kılmak, kısa kollu namaz kılmak, çorapsız namaz kılmak, neden ise. Arkadaşlar ne için, niçin demişler onlar biliyor musun? Bu yapmayın. O aleme bakıyor, buraya bakıyor. O alemi ikisini gören zatlar, bu işin uzmanları diyor ki kafanı tecrit et. Boşuna dememiş yani sen işkence olasın diye dememiş. Rastgele denmemiş yani. O bir hakikatinin sendeki ifadelenişinin boyutun kırılıyor, kırılıyor. Evet aslını bozmuyor ama urucuna zarar veriyor. O zaman namazı terk etmek Hasan abi,
böyle bir şey sana ihsan edilmiş, bunu terk ediyorsun sen. Namazı terk etmeyi insan kabul edilmiyor. Hanbeli mezhebine göre kafirdir namaz kılmayan. Çünkü iki tane hadisi kutsi var. İmanla küfür arasını ayırt eden alamet namazdır diyor Allah Resulü. Dolayısıyla Hanefi mezhebinde namaz kılmayan kafir olmaz, hapsedilir. Şafii mezhebinde namaz kılmayan kafir olmaz ama bu pislik yayılmasın diye asılır. Hanbeli mezhebinde namaz kılmayan kafirdir. Hak mezheptir yani. Dolayısıyla çünkü insanlık yoktur o, bitmiş. Çünkü o alemle bu alem arasındaki kapı buydu. Kapın yok. Ne oldu? Leşoviç. Doldur başa gübre fabrikası. Şimdi aşağıya in bak şimdi. Tamam. Tezin, mizan, nizam, tasvir, intizam, imtiyaz. Bile bu tabirleri tanıyalım diye Kitab-ı Kainat'ın tercümanı hayatı olan Muhammed Hazretleri. Peki niçin ayet-i kübra, sen dedin ya evamir-i tekvine ne alakası var? Evamir-i tekviniye kainata taalluk eden hakikatin hulasalanıp insanda bedensel olarak gözüken namazdır. Evamir-i tekvinin unvanıdır. Bu namaz. Kainattaki adetullah mı o zaman? Kainattaki komple adetullah var. Adetullah, kainatı derdi. Yani kainatı meydana getiren hakikatları, kainatı meydana getiren, yani kainatı komple ve onun içleri olan, program olan evamir-i tekvini, Allah'ın böyle yaymış enerjisi diyelim. Onun üzerinde şekiller gözüküyor ama yaymış enerji evamir-i tekvini, tamam bu bütün kainata taalluk eden bu evamir-i tekviniyi bir noktada Allah'ın böyle bir adeti var. Bir ağaçta görmek istiyor, bir çekirdekte görmek istiyor. Kainata taalluk eden evamir-i tekviniyi insandaki karşılığıdır namaz. Tekvini aittir. Çünkü kendisi değil bu. Bu bir şey ifade ediyor. Namaz bu değil yani. Bu bir şeyi işaret ediyor. Bu bir şeyin giriş kapısıdır. Şey de öyle demiş ya, Fatih Sultan Mehmet, ya bu büyük alimler, ne büyük saflar demiş ya. Safa girip hemen duruyorlar demiş ya. Yani büyük kainat içerisinde kainatı insan gibi küçültürsek, değil mi abi? Evet. Kainatın küçültülmüşü evet. İnsandı. Evet. Kainatın da diyor o manasının hulasası namaz mı oluyor? Evet, yani kainata taalluk eden bir emir var. Tamam. Kainatın tahallük edeyim emir var. Yani emirle kainat olmuş. Evet. Onu tutuyor. O büyük ama. Büyük. Büyük kainatı tamam. Allah bu ceyranla tutuyor. Tamam. Tutuyor tamam. Şimdi bunu kainatı gitti Allah bir çekirdek yaptı. İnsan dendi. Tamam. Bu kainat tutan enerjiyi de bu insana da koydu. Dedi ki kainatı nasıl bu enerjiyle tutuyorsam seni de bu enerjiyle tutacağım. O enerjinin bizdeki karşılığı evamiri tekviniye. O kainatımızdaki karşılığı da insan olmak. İnsan olmayla namaz özdeştir. Namazı olmayanın insan değildir. Peki bir soru abi. Bak ayat-ı tekviniye ağaç ise onun çekirdeği namaz. Evet. Olmaz. Öyle bak. Evet. Öyle. Simgesel öyle. Öyle. Öyle anlaşılıyor. Hani Kastamonu'da diyor ya 111 şey var ya hani. Bazı diyor kafirler, mazlum kafirler diyor. Hani çekmiş olduğu o sıkıntı da... Ha 111. Fethet meselesi. Fethetten dolayı. Hı. Bu nasıl oluyor peki? İnsan olmadan cennete... Ha şimdi şöyle bir şey. İmansız cennete gidilmez. Ama deli cennete gider. Evet. Çocuk cennete gider. Hı. Hayvanlar gideceğini münacatta söylüyor ustad. Hududu Süleymani, Nemli, Peygamber Hazretleri'nin devesi evet. Ve her bir hayvanın bir numunesi gidecek. Bunların... Hayvanlar da oraya geçecek. İman, bizim bildiğimiz imanın var mı? Yok.